Bayağı başlarını iş açtık. Hoşlarına bile gider koşturmak. Şimdi onlardan böyle sade bir şey istedik ya. Bakıyorlar, neler neler göreceğiz. Biz bayağı bayağı evleniyoruz ha? Yani kaçıp gitmezsen öyle gözüküyorsun yarına. Kaçmam. Vallahi bilemeyeceğim. Artık son zamanlarda bana soru sormak hastayınla... bana nasıl davrandığınla orantılı bir karar vereceğim. Allah Allah. Soru sormak hatsaymış. Efendim? Hastanesinden arıyoruz hanımefendi. Elif Denizer'le mi görüşüyorum? Benim. Kardeşiniz Nilüfer Denizer Dündar bir kaza geçirdi. Kaza mı? Ben Nilüfer Dündar'ın kocasıyım. Karım nerede? Buyurun ben getireyim sizi. Yatağı açayım. Pijamaları giy, rahat rahat uyu. Acıktıysan yemek hazırlayayım mı? Ablacığım merak etme. Sizin nereden haberiniz oldu? Ben çağırdım. Ablam yanımda olsun istedim. Şükürler olsun. Ucuz atlattın. Ya sana bir şey olsaydı Nilüfer? Biraz boynumu incittim. Biraz ayağımı o kadar. De ben birkaç güne toparlarım merak etme. Polisle konuştum da arabanın fotoğrafını gösterdi. Ya enkazdan çıkmam bir mucize. Arabanın hava yastığı açıldığı için kurtulmuş. Tekrardan geçmiş olsun. Peki Nilüfer, kaza nasıl oldu? Anladığım kadarıyla araba sıfır. Yani yolda buzlanma falan mı vardı? Yani sen iyi de araba kullanırsınız da yapmazsın öyle. Ben de anlamadım ki zaten. Eve gitmek için çıkış yapmıştım. Bizim orada virajlar var biliyorsunuz. İlk önce birine girdim. Frene bastım ama araba yavaşlamadı. Sonra toparlamaya çalıştım. Öyle ikinci viraja girdim. Orada zaten frene bastım ama hiç basıyor gibi değildim. Sanki boşa basıyordum. Daha sonralar... Tamam. Tamam geçti. Evet bacanak, seni dinliyorum. Bunun gerçekten kaza olduğuna inandın mı? Kaza işte, Nilüfer anlattı, duymadın mı? Ha. Sıfır arabanın freni patladı, sen de buna inandın. Sen ne demek istiyorsun? Yekten söylesene. Şunu demek istiyorum. Nilüfer'i birileri öldürtmek istemiş olabilir. Saçmalıyorsun. Kim Nilüfer'i öldürmek isteyecek? Tayyar Dündar mesela.
Ömer bak, senin rot balans ayarında sıkıntı var. Babam ne istesin Nilüfer'den? Bilmiyorum, onun pis işlerini bilen sensin. Sen ne demek istiyorsun? Hadi tamam artık, gidin buradan. Fatih, gerçeği görmeni istiyorum. Gözlerini açmanı istiyorum. Bak, o kafandan her ne geçiyorsa buna karımı dahil etme. Bu şekilde Tayyar Dündar'ı enseleyemez. Bir şey söyleyelim de bandajını yenilesin. Hadi Balda, siz de toparlanın artık. Malum hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Elif'im, hadi gidelim. Nilüfer de dinlensin. Tamam. Bir şey olursa mutlaka beni haberdar et, tamam mı? Tamam. Sen Aslı'yla ama bir şey söyleme ama, tamam mı? Anlaştık. Tekrar geçmiş olsun. İkinize de. Sağ ol. Ne oldu? Niye kovdun Elif'leri? Yok be güzelim, ne kovması? Fatih ne oldu? Niye apar topar gittiler? Çünkü Ömer Efendi saçmalıyor. Güya babam seni öldürmeye çalışmış. Manyağın söylediği lafa bak. Dua etsin, efendi gibi yolladım işte. Ömer haklı olabilir Fatih. Nasıl haklı olabilir? Mert bana babanın benden şüphelendiğini söylemişti. Mert'le ne alakası var? Babam neden şüphelenmiş ki senden? Fatih, ben seninle o eve girebilmek için evlendim. Pınar'dan aldığın CD'yi bulmak için. Ben CD'yi alıp çıkacaktım hayatım. Bulmuştum da Fatih. Sus! Ama ben seni bırakamadım. Bak, gidemedim. Ben seni unuttuğumu, sana bir daha asla aşık olmayacağımı sanmıştım. Arkama bile bakmadan çekip giderim sanmıştım ama yapamadım. Çünkü ben seni kalbimden söküp atamamışım Fatih, yapamadım. Yine yaptın güzel kız. Beni yine aldattın. Hançerledin. Hadi yalvarırım, bak böyle söyleme ne olur. O CD umurumda falan değil ama. Bana şimdi sorsalardı. 10 yıl sonra baba dediğin Tayyar Dündar mı? Yoksa Nilüfer mi deselerdi? Ben hiç düşünmeden seni tercih ederdim. Ama sen ne yaptın? Sen yine sattın Nilüfer. Sattın yine beni. O imzayı öyle yalancıktan attın yani, öyle mi? Benim hayatımın en mutlu gününde senin aklından başka neler geçiyordu? Öyle mi Nilüfer? Ama benim eşekliğim tabii. Sana o kadar aşıktım ki hiçbir şeyi göremedim. Allah beni kahretsin. Kes! Sakın kendini anlatma. Seni biliyoruz. Neyse, bunları sonra konuşacağız. Şimdi yapmam gereken başka bir şey var.
Her şey tamam. Anlaşıldı Arda. Kolay gelsin. Hayırdır Ömer? Hepimizi topladım buraya, en son sen geliyorsun. Amin, kusura bakmayın, hesapta olmayan şeyler oldu. Senin ekiple benimki bütün alana konuşlandı. Burada olduğumuzdan liman müdürü dışında kimsenin haberi yok. Aminim, bu yeni gelecek kurye Hatice. Benim akrabam sayılır. Ya kimse müdahale etmeden ben karşılayayım. Belki ikna ederim. Kusura bakma ama kurye umurumda değil. Yıllardır bu kara para çetesinin peşindeyim. Hiçbir kurye Entebe'dekinin adını dahi bilmez. Amacım o kızın teslimatı yapması. Sonra da çantayı teslim alacak şahsın bize esas patrona götürmesi. Aminim, benim de amacım aynı. Ama kızın can güvenliği benim için önemli. Hatta kimse Tayyar Dündar'ın bileklerine kelepçe takmayı benden daha fazla isteyemez. Tamam, gelinme. Kıza bir şey olmayacak. Hikayeni baştan sona biliyorum. Ayrıca bugün buradaysak bu senin sayende. Kıza yardımcı olacak. Savcıyla da bizzat ben görüşeceğim. Amirim, kız alanına başlayabiliriz. Kızımız geldi arkadaşlar, başlıyoruz. Ya senin bu Ardalar da ceval çıktı. Acaba senin şu raporu iptal edip hepinizden yeni bir tim mi yapsam? Ters gidiyor deme. Yok, her şey yolunda. Kız alana gelmiş. Gümrüğü geçmeden ben de orada olurum. Bizim çocuklar sağlamdır etrafı. Kolaçan edeceğim ben. Sen adamını yolla da kızdan aldığım emaneti ona vereyim ben. Adam adam yok Ali. Adam adam yok. Sen getireceksin. Ya da Hüseyin'e ver, o getirsin. Hüseyin Efendi dinleniyormuş. Çıkmadan aradım, sevgilisi öyle buyurdular. Bırak dinlensin. Kafa 1 milyon oldu onun, iyi gelir. Hadi senden haber bekliyorum. Kurye kızı ne yapacağız? Ali, senin kızla falan bir işin yok. Teslimatı yaptığı gibi dönecek Londra'ya. Nasıl yani? Kız beni biliyor mu? Mecburen Ali. Bilmediği birine 1 milyonluk elması teslim eder mi? Aptal değil o kız, tıp okuyor o, tıp. Kız ne biliyor Tayyar? Fotoğrafını gördü. Adını Sadi sanıyor. Benim ayakçım olduğunu zannediyor, merak etme. Benim ne işim var burada? Ha? Benim ne işim var burada Tayyar? Ali, bir süre idare edeceksin. Sayenizde adamlarım keklik gibi avlandı. Ya da Arkın rahmetine kavuştu. Senden ve Hüseyin'den daha kalifiye bir elemanım yok. Benim oğlan karısının yanında. Karısı kaza yapmış. Anlayacağın sana kaldık Ali. Hem senden kimse şüphelenmez. Neticede halının kızından gurbetten gelen hediyeleri alacaksın, değil mi ama? Ya ya, ne demezsin? Sana da Londra'dan çikolata yollarım artık. Eksik olma Ali'cim. Benim çikolataya alerjim var. Sen bana benim emanetimi getir yeter. Ben de seni ihya edeyim ha. Değişiklik yok değil mi? Yok. Plan aynen devam. Seni karşılayacak kişi gelmek üzere. Bavulu ona teslim edeceksin. Tamam. Fotoğrafını yollamıştınız zaten. Yavaş yavaş ilk çıkış kapısına doğru ilerle. Biraz oyalan. Adamımız seni bulacak. Gülümsemeyi, sakin olmayı ihmal etme. Tamam babacığım. Koşa koşa eve geliyorum şimdi. Hiç merak etmeyin. Thank you.
Efendim anne? Yavrum, güzel kuzum. Pek özledim de bir sesini duyayım dedim. Ders çalışıyorum annem, yarın sınavım var. Çalış yavrum, çalış. Allah emeklerini zayi etmesin. Allah yardımcın olsun. Ama sınavdan sonra beni ara, olur mu? Tamam, ararım. Öpüyorum çok seni. Devran, çıkışa doğru yanalım. Siz de içeri girin. Ama kendinizi göstermeyin. Sizi tanıyabilir. Ben giriyorum. Tamam. Lan, konuş bakalım. Karımı kim öldürmeye çalıştı? Neden abi? Yapma kurban. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sana şu ana kadar hiç yanlış yapmadım abi. Lan şimdi nefesini keseceğim senin bak. Konuş lan. Kızın arabasının frenleriyle kim oynadı? Abi tamam. Tamam dur. Öt lan! Öt lan! Fikri abi. Bizim Fikri. Nerede bu Fikri? İşi beceremedi diye Tayyar Bey biletini kesti abi. Emri babam mı verdi? Sedar şövalyesi. Kızım versene şövalyesi. Ver şunu. Abi Ali Amir'i gördün mü? Gördüm Devrem, gördüm. Kız senle. Kusura bakma, seni hastanede bir adamla koruyamazdım. Çıkarmam gerekti.
İlaçlarını almayı unutma. Çok gerekmedikçe ayağa bile kalkma. Tamam. Bak bu Serkan benim adamım. Ona güvenebilirsin. O seni güvenli bir yere götürecek. Peki sen? Benim aslında uzun zaman önce halletmem gereken bir işim var. Onu daha fazla erteleyemem. Sonrasına bakacağız artık. Hadi kız. Fatih. Bitti değil mi? Beni terk ediyorsun. Hiç affetmeyeceksin. Bak. Senden tek bir şey istemiştim. Bu hayatta bugüne kadar sahip olmadığım tek bir şey. Güven. Ama çok şey istemişim. Haklısın. Ben seni hayal kırıklığına uğrattım biliyorum. Ama seni hep sevdim Fatih. Hep de seveceğim. Hiç unutma olur mu? Birkaç saat sonra gelip seni alacağım. Seni çok seviyorum. Hadi, hadi. Madem beni gelip alacaksın, neden gönderiyorsun oraya? Orada güvende olacaksın Nilüfer. Nereye kaçıyorsun Ali Amir? Nereye kaçıyorsun ha? Ben sana dememiş miydim? Bir gün seninle görüşeceğiz diye. Ömer. Ömer yalvarırım bırak beni gideyim Ömer. Kalk. Hayatımda ilk defa şansımı yaver gitti. Bırakır mıyım seni Ali Amir? Bir de kendi ayaklarınla geldin bana. Ali Amir. Haklarını okumamı ister misin? Ali'yi yakaladım. Otoparka gel. Rüya gördün herhalde. Ama iyisin. İyi uyudun. Çok uyudum mu ben? Arayan sorular oldu mu? Hiç susmadı ki. Arayanlara dinleniyor dedim. Ömer, kardeşim aradı mı? Yok. Ömer aramadı da Emoğlu diye biri aradı devamlı. Sen hadi bir su getirsene canım. Alo. Geçmiş olsun. Sağ ol da sen kimsin? Aa sesimi tanıyamadın mı? Fatih ben, Tayyar'ın oğlu. Tayyar mı ara dedi? Seninle mi gönderiyor kayıtları? Evet benimle gönderiyor. Şimdi ben sana adresi yazdıracağım. Eğer gelirsen istediklerini alırsın.
İzinler iptal arkadaşlar. Ağır misafirimiz var. Sorgu odaları ileride. Gerçi sen buraları iyi bilirsin ha Ali. Ya öyle işlemlerle falan yormayalım diyorum Ali amiri. Direkt sorguya alalım, ne dersin? Siz nasıl emrederseniz amirim. Sorguya sen gireceksin. Balığın büyüğünü tuttun. Hakkın. Uzun zamandır Ali amirle sohbet etmemiştik. İçeride uzun uzun konuşuruz. Bugün kötü bir gündü ama insanlık için iyi şeyler yaptık Baturcuğum. Tayyar Bey, haberlerim kötü. Ne oldu yine lan? Sevkiyat patlamış Tayyar Bey. Operasyon olmuş. Sen ne dediğinin farkında mısın? Herkesi yakalamışlar. Ali amirle kuryeyi de içeri almışlar. Elmaslarınız da poliste. Ulan sizi bana sayıyla mı veriyorlar ulan? Ali amir. Buraya kadarmış. Sen şimdi Tayyar Dündar beni buradan tertemiz çıkartır diye böyle hayal ediyorsundur. Suçüstü yaptık ya. Polisin bitti biliyorsun değil mi? Zaten başından beri senden şüpheleniyorduk. Elimizde ipuçları vardı. Yani işin sonuna gelmiştik. Ama kendi ipini kendin çektin. Şimdi mesleğine son kez hizmet et de. Daha yeri yakalayalım. Ali. Konuş. Ali konuş. Meslektaşlarına vicdan borcuna dersin. Tabii vicdanın varsa. Boşuna susuyorsun Ali abi. Abim her şeyi itiraf etti. Mesleğini kötüye kullandığını, işleri senin üzerinden aldığını söyledi. Tayyar Dündar'ın oğlu Fatih Dündar da Tayyar'ın içerideki adamının sen olduğunu söyledi. Alo. Selam bacanak. Fatih ben. Seninle acilen konuşmamız lazım. Tayyar Dündar'la ilgilisi olabilir. Abin hakkındaysa olmaz mı? Sen abimle ilgili ne biliyorsun da ne konuşacaksın? Sorguya çekmeyi bırak da beni dinle. Bak. Nilüfer'in sana verdiği CD sahteydi. Sen haklıydın. Tayyar Dündar Nilüfer'i öldürmek istedi. Çünkü CD'nin peşinde olduğunu anlamıştı. Gitti CD'yi sahtesiyle değiştirdi. Ama bende bir kopya daha var. Pınar'dan aldığımda kendim için de bir tane çoğaltmıştım. Hiç fena değilim değil mi bacanak? Neredesin, hemen geliyorum. Benim kum ocağına gel. Şimdi sana konum da gönderiyorum. Kafandaki bütün sorulara canlı yayında cevap vereceğim bacanak. Geç kalma. Eve geldiğinden beri bir türlü kendine gelemedin Nedret anne. Gelirim ben, gelirim. Sen üzülme.
Sağ ol Lülya. Ben gerisini hallederim. Afiyet olsun. Haklısın tabii. Senin bu düğün işine bayağı bir canın sıkıldı. Hem o İpek'ten cevap da alamadın. Ne yapacaksın? Bu evlilik olmayacak Filiz. Buna katiyen izin vermeyeceğim. İyi de İpek ya çocuk Ömer'den demezse? Yaptığın teklifi kabul etmezse ne yapacaksın? Ya nasıl ayıracaksın Elif ile Ömer'i o zaman? Edecek. Göreceksin bak. Etmeyecek olsaydı şimdiye kadar çoktan gitmişti anasının yanına çocuğunu alıp Bursa'ya. Burada kaldığına göre hala umudu var Ömer'den. Duydun mu beni? Benim de aklım var. Bu umudu kullanacak kadar aklım da var, gücüm de var. Aa. Sen ne zaman geldin? Bayağı oldu. Halam müjdeyi patlattı hayatım. Tebrik ederim. De bana ne zaman haber verecektin acaba Elif? Aslı'cığım söyleyecektim ama olaysız geçen bir günümüz mü oldu? Orası öyle. Bana kızdın mı? Sana kızmak mümkün mü? Hı? Sadece biraz bozuldum diyelim. Yani hem bu kadar çabuk gideceğin için üzüldüm hem de... Ay ne bileyim, ben bir sürü atraksiyon falan düşünmüştüm. Yani senin nikahında onları yapacaktım, şimdi hiçbirini yapamayacağım sayende. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Kim geldi? Ömer'dir. Nilüfer. Merhaba. Gelebilir miyim? Lütfen. Gidecek başka yerim yok ki. Lan şehzade, getirdin mi benim belgemi? Fazla vaktim yok, alıp gideceğim. Amma aceleci çıktım be amirim. Önce bir çayımızı iç. Lan çayına. Senin maksadın ne lan? Gizli bir şey konuşacağım. Seninle ne iş mi olur benim? Babamın seni neyle tehdit ettiğini biliyorum. Artık bana da çalışacaksın. Allah Allah. Yeni yetme mafyacılık mı oynayacağım bebeğim? Bana kaşını gözünü oynatma Hüseyin. Artık benim elim daha kuvvetli. Bak, elimde bir ses kaydının kopyası var. Dinlemek ister misin? Dinle bakalım ne diyor.
Benim orada ne işi vardı? Sen kardeşim benim nişanlısın. Bunun sende ne işi var lan? Tayyar bunu bana verecekti. Lan Tayyar, bunun sende ne işi var lan? Tayyar Dündar yaşlandı artık Hüseyin. Bazı şeyleri atlıyor. Sanırım ona fazla güvenmişsin. Şimdi bu ses kaydını Ömer duysa sence ne düşünür? Senin rüşvetçi bir polis olduğunu biliyordu ama cinayetlerinden haberi yoktu. Gerçi senin bir katil olduğunu Ömer'e ispat etmek için bu ses kayıtlarına falan ihtiyacım yok. Bahar'ı gözümün önünde öldürdün. Tam bir canisin komiser. Kızın hiçbir şeyden haberi yoktu. Niye öldürdün kızı? Ben isteyerek mi yaptım lan? Senin manyak baban yüzünden oldu bütün bunlar. Bahar'ın orada olmaması lazımdı, görmemesi lazımdı. Ömer'e söyleyebilirdi lan. Sizin gibi pisliklerle çalıştım, Ömer öğrenebilirdi. Ben Sibel'i de bu yüzden öldürdüm. İsteyerek mi öldürdüm? Ben Ahmet Denizer'i öldürecektim. Elmasları alacaktım. Ahmet Denizer'i öldürecektim. Bu sadece işti. Ben o zaman nereden bileyim ben? Ahmet Denizer'in kızının kardeşimin yavuklusu olacağını, annemin karımın onu bağrına basacağını nereden bileyim ben? Ben Sibel'in kurye olduğunu da bilmiyordum. Bilseydim izin verir miydim? Bilseydim oraya gitmesine izin verir miydim? Ben kardeşimin sevgilisini öldürür müydüm lan? Bilseydim ben bütün kaderimi baştan yazardım ben. Ben ne Bahar'ı, ne Ahmet Denizer'i, ne de Sibel'i öldürmek istemedim ki. Ömer sizin gibi pisliklerle çalıştığımı öğrenmesin diye öldürdüm ben. Ben Ömer öğrenmesin diye katil oldum lan!